o savaş alanındaki tecrübelerin önemli. Ama tabii bu arada senin de işte o alanda bulunduğun için şimdi propaganda, özellikle ben bir film izledim. Özellikle 2014-2016 Ukrayna Rusya sürecinde işte ilginçti. Yani orada bir Alman gazetecinin ismini hani vermeyeyim çünkü şey değil, sorun değil, verebilirim de ama bakmam lazım. Şöyle diyor, yani evet diyor, ben bunu yaptım, işin gerçekleri bu diyor. Onu da Alman ZDF kanalı işte bu filmi şey yapmış, belgesel nitelikli, yani bir film değil, aktörü maktörü bilmem nesi yok, belgesel nitelikli, kendi çekimleri almış. Yani böyle yani çok ciddi bir şey yapmış ve bununla da ilgili hakikaten ilgi de görmüş o dönemden kalma ve kendisi de alanda, yani savaş alanında bulunmuş o bölgede. Ona soruyorlar ZDF'ler, Alman devlet kanalı, diyor ki yani yeni bu soruda şey, yani diyor siz diyor aynı zamanda diyor hani birilerinin diyor propagandasını diyor hani bilmem ne, o da diyor ki ya ben tarafsızım. Şimdi burada diyor Almanya'da da diyor, yani Almanya'dan bahsediyor, Almanya'da yapılıyor bu konuşma onlarla birlikte ZDF'le. Burada da diyor, orada da diyor, her yerde diyor savaş propagandası yapılıyor diyor. Birbirimizi diyor niye şey yapıyoruz ki diyor. Önemli olan benim objektif olmam, gazeteci olmam, tarafsız olmam, olduğu gibi verebilmem diyor. Sen ne söylersin? Bu özellikle de konumuzla da ilgili manipülasyonlar. Evet. Şimdi dediğim gibi geçen hafta anlatmıştım ben. Ukrayna konusunda çok bilgili değildik. Ne oluyor, ne bitiyor, taraflar ne durumdalar, uzlaşmazlığın asıl kaynakları nelerdir falan. Çünkü biz yaklaşık 10 yıldır Orta Doğu'ya odaklanmıştık. Oradaki gelişmelerin güncelliğini takip edememiştik. Takip ettikçe görüyoruz ki orada ciddi bir faşist bir hareket var. Yani 2014'teki ölü sayısı elimdeki rakamlara göre Donbas'ta 14 binden kişiden fazla insanın yaşamını kaybettiği, Kiev'deki Kiev'in saldırısı sonucunda. Birleşmiş Milletler verilerinde var. 2014 daha yeni, neonaziler saldırıyorlar ve 14 bine yakın insanı katlediyorlar. Ve Kiev bir darbeyle de geçiriliyor bu iktidar tarafından, yani neonaziler tarafından. Sonrasında birçok kesimin katılmadığı bir seçimde de bu Zelenski iktidara getiriliyor. Bir önemli bir şey var. Bir belediye başkanı sadece bu savaşa karşı olduğunu söylediği için gözaltına alınıyor, tartaklanıyor ve bu videoya alınarak öldürülüyor. Bunun videoları var. Ben sana Twitter'dan mesaj olarak attığım videoyu aslında. Bu programda kullanırız diye ama sanıyorum bakmadın. Adamla işkence yapa yapa öldürüyorlar. Belediye başkanı bu bir yerin. Niye? Bu savaşa karşı olduğunu, bu savaşta neonazilerin yaptıklarını desteklemediği için öldürülüyor. Daha benzer birçok olay şey var, yaşanan faşist uygulamalar, faşist saldırılar var. Şu anki Ukrayna devletinin desteğiyle yapılmış veyahut da devletin... Şimdi tam noktada söylediğin, bana attığın dediğin şey Mark Bartelman dedikleri Donetsk'de, yani özellikle o bölgede gazetecilik yapan arkadaş. Onu da söylemiş olalım ve bunun özel bir filmi var, ona benzer, senin biraz önce ifade ettiğin sanıyorum o ona benzer bir film, onu da söylemiş olalım. Mark Bartelmay diye bir şey, bir gazeteci ismi, tabii asıl ismi biraz farklı, onu da zaten ZDF çıkarmış, ama yani adam açık açık söylüyor senin biraz önce söylediğin gibi. Buyur. Şimdi aynı zamanda bu müzakere heyetinde yer alan bir savunma bakanlığı, Ukrayna savunma bakanlığının üst düzey yetkilisi de, siyasetçi de öldürülüyor. Şeye taraf olmadığı için uzlaşmalarda, uzlaşma görüşmelerinde bir an önce bu savaşın bitirilmesine dönük pratik adımlar atılmasını istediği için öldürülüyor. Şimdi bu kadar alenen hukuk tanımaz bir yapılanma, bir faşist bir şey var. Ve bizimkiler hala sınıra gidip Ukrayna'nın haklarının haksızlığını tartışıyorlar. Bir başka şey burada adatılması gereken bence Ukrayna meselesinde. Hüsnü Mahalli dostum bu dün müydü? Evvelsi gün sanıyorum bizde bir programa katıldığında çok doğru şeyler söyledi. Şimdi Almanya'da Amerikan üssü sayısı 86. Almanya'da sadece. Bütün Avrupa'da yaklaşık 200'e yakın Amerikan üssü var, NATO üssüyle birlikte bütün bir bölgede.
Rusya'nın burnunun dibine üst kurmaya çalışıyor NATO ve ABD. Ve bunu güvenlik gerekçesi olarak peki biz Afrin'e niye girdik? Gerekçemiz neydi Afrin'e girerken? Suriye'deki PYD yapılanmasının Türkiye'yi tehdit ettiği, Türkiye'nin sınırlarını tehdit ettiği, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği için biz şeye girdik değil mi? Afrin'e girdik. Ve sınır bölgesindeki Suriye topraklarının önemli bir kısmında şu an hala varız. Biz bunu niye yaptık? Güvenlik gerekçesiyle dedik. Peki aynı gerekçeyle Rusya hareket ettiğinde niye viyaklıyorsunuz? Bir başka şey, Amerika 12 bin kilometre öteden gelip Suriye'nin orta yerine askeri üst kuruyor. PYD ile birlikte. Deir ez-Zor Kamışlı hattında. Ona niye sesiniz çıkmıyor? Ona müttefik diyorsunuz şeyde. Suriye sahamızda bölgedeki müttefikimiz diyorsunuz. Ama Rusya kendi sınırının dibinde faşist bir iktidarın kendi sınırları içerisinde yaşayan bir başka halkı katletmesi, iki oraya askeri üs koyması, üç nükleer başlık yerleştirme girişiminde bulunması karşısında tavır alıyor diye Rusya'yı işgalci, Rusya'yı saldırgan ilan ediyorsunuz. Ve Rusya'nın iki temel talebi var. Birincisi Ukrayna'ya üs kurulmasın, NATO üssü kurulmasın. İki nükleer başlıklı şey yerleştirilmesin. İki temel savaşı bitirmek için. Bu ikisini o zaman ne yapmıyorsunuz? Güvenlik diyorsanız o ülkenin de güvenliğinin, kendi halkının güvenliğini sağlama gibi devletin bir görevi var. Şimdi bizimkiler tabii tartışırken Rusya'nın jeopolitik yapısı, tarihselliği, Sovyetlerden gelen tarihsel sürecini vesaire alınarak bir refleksi organize etmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de hümanistçe yaklaşıyorlar. Savaşa karşıyız diye. Savaş kim başlattı? Rusya başlattı. Onun için karşıyız. Ne oluyor? Çocuklar sınırları tamam. Yani ben savaş döneminde çok ceset görmüş, çok insan eriyerek ölmüş insanların cesetlerini gördüm ben. Kimyasal bombalarla parçalanmış, kimyasal dediğim yani TNT ve benzeri şeylerin üzerine kimyasal malzemeler koyup yakarak ve patlatarak yok edilmiş insanları gördüm savaş süreçlerinde. Yani çocuk ölümlerini gördüm, parçalanmış çocuk cesetlerini gördüm. Bu kadar duyarlı olduğum bir konu bu. Ama ben yine de hümanist bir açıdan sadece bakmanın savaşları önlemeyeceğini düşünüyorum. Yani savaşlarda haklı savaşlar vardır, haksız savaşlar vardır, kurtuluş savaşları vardır, sınır savaşları vardır, işgale karşı direniş savaşları vardır. Bunlar savunulacak savaşlardır. Biz ne zaman her türlü savaşa karşı çıktık? Türkiye'de bir savaş sonrası kurulmuş bir ülkedir. Kurtuluş savaşıyla kurulmuş bir ülkedir. Biz kendi verdiğimiz savaşı ve bugünkü sistemi oluşturan haklı savaşı kötüleyecek miyiz? Yani böyle yani aynı çerçevede mi bakacağız? Bu doğru söylüyorsun gerçekten. Yani şimdi Kurtuluş Savaşı da bir savaş, evet doğru. Savaş, sınıf savaşları bir savaştır. Küba'da savaşla devrim olmuştur. 17 Ekim devrimi Rusya'da savaşla olmuştur. Yani işçi sınıfı köylülerle birlikte, aydınlarla birlikte ülkedeki çar sistemini yıkıp daha demokratik, daha ilerici ezilenlerden yana bir iktidar kurmuştur. Şimdi tabi bunda da ölenler vardır. Kanlı pazar diye bir şey vardır. Mesela şeyde devrim sırasında Rusya'da sanıyorum Sankt Petersburg'da yaşanmıştı. Bir sürü insan katledildi, öldü. Yani savaşta insanlar ölüyorlar. Sonuçta sınır savaşlarında dönüyorlar, ulusal kurtuluş savaşlarında dönüyorlar, işgale karşı direniş savaşlarında dönüyorlar insanlar. Çünkü savaş dediğin şey zaten politikanın silahlarla ve şiddetle sürdürülmüş biçimidir. Ya taraflar düşünsel anlamda veyahut da uzlaşma anlamında bir sonuca varamayınca başka araçlar devreye giriyor ve birbiri diğerinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Savaş aslında bir denge durumudur. Yani barış sağlanabilmesi için karşılıklı tarafların kendi güçlerini eşit görmeleri gerekir ki barışa ihtiyaç duysunlar. Savaşta
Karşılar her iki taraf bir bilek güreşi gibi kendi güçlerini yoklarlar. Güçlü güçsüz biraz sahada ortaya çıkar. Bu arada insanlar tabii ki birçok insan da yaşamını kaybeder ve geleceğini görür. Ondan sonraki süreçte eğer biri diğerini yenerse zaten kazanmış oluyor. Barış değil, bu zafer olmuş oluyor. Yani bir başkasının kazanması oluyor. Eğer biri diğeri kaybetmiş, iki tarafta birbirlerini yenemiyor ise, mesela İran-Irak savaşında uzun bir süre hiç kimse kimseye şey yapamadı. Üstün gelemedi, galip gelemedi. O zaman kimse dediler, satılsın diye değil mi? Silahlar satılsın, kimse kazanmasın diye değil mi? Yani böyle karşılıklı verelim diye. Tabii uzun süreli, yıllarca süren bir savaş oldu sanıyorum. 12 yıl, 13 yıl sürdü ki Suriye Savaşı da çok süren, uzun süren savaşlardan birisi. Ondan sonra birbirlerini boğazlayamayan iki ülke, hadi barış yapalım o zaman, biz birbirlerimize yenişemiyoruz diyorlar. Barış o zaman ortaya çıkıyor. Yani barış güçlerin birbirlerini yok edemediği noktada aslında oluyor barış. İnsanlık tarihine baktığımızda da böyle bir süreçte barış ortaya çıkıyor. Biri diğerinin boğazını sıkarken barış olmuyor. Zafer oluyor bir de. Boğazını sıkanın sıkılan üzerinde zafer oluyor. Bu anlamıyla zaten barış süreçlerine baktığınızda, sonuç alacak barış süreçlerine baktığınızda, mesela İkinci Dünya Savaşı'nın barış süreçlerine baktığınızda artık bir dengedir. Denge sağlanmıştı. Bu dengede artık hadi yeter noktasına gelinmiştir. Şimdi şeye baktığımızda da, Ukrayna'daki sürece baktığımızda da Rusya'nın kontrolü gitmesi Ukrayna'nın uluslararası güçler arasındaki kendi desteğini görmesi açısından önemli ki gördü. NATO hiçbir şey yapamıyor. Ve dünkü açıklaması sanıyorum Zelenski'nin, bundan sonraki ölümlerin sorumlusu NATO'dur diyor. Niye uçak verin bana diyor. Şimdi yani bir ülkenin devlet başkanı savaşın orta yerinde Amerika'dan, NATO üyesi ülkelerden ve NATO'dan savaş uçağı istiyor. Bu arada sanıyorum Polonya açıklama yapmış. İkinci Dünya Savaşı'nda sonra ellerinde kalan Rus uçaklarını, Sovyet uçaklarını Ukrayna'ya verebileceğini söylemiş. Komedi. Yani tam bir komedi. Yani 145 ne yapıyor? 100 yıl oldu mu? Yok, olmadı daha. İkinci Dünya Savaşı biteli kaç yıl oldu? 80 yıl mı? Yani evet. Hesap teknolojiyle işte iki kanatlı Rus uçaklarını, MiG'leri verebileceğini söylüyor. Yani tam dediğim gibi Ukrayna'nın, aslında Ukrayna halkının silkinip kendi gerçekliğini görmesi açısından iyi bir süreç yaşandı bu süreçte. İyi dediğim tabii şey değil, yani ölümler hiçbir zaman iyi değil ama sonuç gösterici bir süreçti bu süreç. Şey yapmak durumunda artık yeter. Böyle bir iktidardan kurtulmanın zamanı geldi demek durumunda bu süreçte. Ve Zelenski gibi faşistlerin kendi yaşamlarını yok eder, kendi yaşamlarındaki tüm oluşturdukları değerleri de yok etmeye yönelen bu iktidardan bir an önce kurtulmanın yollarını seçmeliler.